Merhaba sevgili Webtekno takipçileri. Bu videomuzda İzmir Bornova Evka 3'teyiz. Şunu yapacağız arkadaşlar. BİM, A101, Şok, böyle bu tarz mağazalardaki teknoloji ürünlerini bir bir satın alacağız. Arkadaşlar videomuza geçmeden hemen önce sizlere aldığı güncellemelerle birlikte marketlerde top 5'lere kadar yükselmiş olan Vikings War of Clans oyunundan bahsetmek istiyorum. Vikings oyunu sadece bir klan savaşı oyunu değildir. Oyun içerisinde dilediğiniz gibi bir Viking olabilirsiniz. Mesela kendinizi insanları yönetmekte çok usta görüyorsanız o zaman bir klan lideri olun ve kendi imparatorluğunuzu yükseltin. Yok ben anlamam insan yönetmekten, adam öldürülecekse gel bana diyorsanız o zaman da düşmanlarınızı kovalayın onların sonunu getirin. Ben ekonomiden çok iyi anlarım diyorsanız da o zaman kendi güçlü ekonomizle birlikte kendi şehrinizi kurun. Vikings War of Clans oyununu dünya üzerinde 20 milyondan fazla oyuncu oynuyor. O zaman siz de arkadaşlar açıklama kısmındaki bağlantıya tıklayarak şimdi hemen oyunu indirin ve oyuna sağlam bir başlangıç yapabilmeniz için 200 altın hediyemizi kapın. Gelin arkadaşlar artık videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar ilk adresimiz A101. Aha da hemen karşıda. Yalnız şöyle bir sorun var. İçeride çekim yapmaya izin vermiyorlar. Bu yüzden siz beni dışarıda bekleyeceksiniz. A101'den alacağımızı aldık. Şimdi bir de BİM ya da Şok bulacağız. Şu anda Erzene Şok'a geldik. Bir de orada neler var neler yok ona bakalım. Vallahi arkadaşlar yine bulabildiğim her şeyi aldım. Birkaç tane BİM baktık olmadı. Bir de aşağıda varmış. Sonra zaten artık ofise geçeceğiz. Bu gireceğim yaklaşık 3. BİM. Hiçbirinde hiçbir şey bulamadım. Şimdi şurayı da bir deneyeyim bakalım. Bir şeyler bulursam alacağım. Arkadaşlar çok az şey buldum. Şimdi arabaya geldik. Hele şu bagajı bir açayım da. Vallahi arkadaşlar sonunda evimize geldik. Bizim için biraz yorucuydu. Çünkü bu ürünlerin bazıları bazı mağazalarda vardı, bazılarında yoktu. Hatta bizim için en önemli olanı şurada gördüğünüz Volta VSC elektrikli bisikletti. Bunu BİM normalde 29 Haziran'da satacak ama şu tüyoyu size bir vereyim. Biz BİM'e gittiğimizde arkada bir kamyonla mal yüklüyorlardı ve orada bizim bu aldığımız motorun kırmızısı stoğa ekleniyordu. Arkadaşlar şu an mobil cihazla çekim yapıyoruz. Aa bizim motorun kırmızısı geldi. Şimdi gelin önce şu motora bir binelim. İddiası iki kişiyi aynı anda taşıyabiliyormuş. Arkadaşlar şimdi motorumuz burada. Motorumuz. En güçlü iddiası da şuymuş arkadaşlar. İki kişiyi aynı anda taşıyabiliyormuş. Ben de çağırdım bizim Onur'u. Gel dedim kardeşim ikimiz de etine buduna sağlam adamlarız. Onu yere çarpıyor. Vallahi taşıyor. De döndürmek biraz zor biliyor musun? Oğlum nereye gidiyorsun lan? Vallahi oğlum. Şu an şarjımız %100 arkadaşlar. Şurada kontak anahtarlarımız var. Şöyle veriyorum. Eğer batarya aza düşerse low yanıyor. Işıkları da açarsanız şu an farları yaktım. Gördüğünüz gibi light yani ışık yanıyor. Bakın arkadaşlar bu korna. Çok güzel. Şu sağ sinyal. Sağ sinyal yalnız önde yanmıyor, arkada yanıyor. Şu an sol. Şunlar arkadaşlar ön ve arka frenler. Şu gaz şeyi, gaz veriyorsunuz. Önde bir sepet ver arkadaşlar. Yani yeteri kadar ürünü bence alır. Şimdi motorumuzun bir de alarmı var. Ben hazır onu göstermek istiyorum size. Kontağı kapatın. Sonra kornaya bir kere basın. Artık motorunuzun alarmı mevcut. Nasıl mevcut gösteriyorum. Şimdi mesela Onur arkamdan sinsi sinsi geliyor. Vuracak mesela motora. Lan! Lan! Bakın gördüğünüz gibi. Bu şimdi normalde basit bir şey ama diyelim ki ben alacağım motoru götüreceğim. İndirdim. Biraz bekleyin. Alarm bitti yani hırsız artık mutlu. Ben evden inene kadar gider mi? Tabii Amur bak pedalını çevir. Kaç kaç hırsız kardeş kaç. Bana soracak olursanız en genel anlamda yazlık gibi böyle evinize bakkalın yakın olduğu git gel yapabileceğiniz mekanlar için son derece lan kontaktaymış. Son derece uygun. Gelin masamıza geçelim. Hem bunun biraz bataryasından bahsedeyim. Hem de diğer ürünleri şöyle bir kolaçan edelim. Şimdi arkadaşlar motorumuzun nominal motor gücü 215 watt. Menzili tek şarjla böyle dümdüz bir yoldaysanız 45 kilometre. Maksimum çıktığı hız da saatte 25 kilometre. Tabii bunların hızları sınırlanıyor. Taşıma kapasitesi 150 kilogram. Yalnız arkadaşlar Onur'la benim toplam ağırlığım bence 150'yi geçiyordur. Yine de başarılıydı. Ağırlığı 55 kilogram. Batarya kapasitesi 48 watt ve 14 amper. Batarya
tamamen boşaldığında yaklaşık 6-8 saat gibi bir süreyle batarya tamamen doluyor. Şimdi arkadaşlar, bu elektrikli motorlarla ilgili en büyük soru şu: yokuşta ne yapıyor? Yokuşta çok başarılı değil. Kendileri %17 gibi bir eğimde gider demişler. Fakat hani benim ağırlığım da biraz böyle fazla affınıza sığınarak yokuşta problem yaşadım. Bunu direkt belirteyim. İlk torbamız A101. Bir tane lens almışız arkadaşlar. Lens paketinin içerisinden bir tane makro lens çıkıyor, bir tane balık gözü çıkıyor, bir de geniş açılı lens çıkıyor. Bir tane arkadaşlar kablosuz kulaklık almışız. Kulaklık paketinin içinden de arkadaşlar bir şarj kablosu, yedek kulaklıklar. Kulaklığımız Bluetooth. Şuradan Bluetooth'unu açabiliyorsunuz, telefona bağlayabiliyorsunuz. Ses kalitesi olarak da bir yorum yapmak istemiyorum arkadaşlar. Hani bir kulaklığı anlatmak çok zor size. Yani bile demeyeyim. Bilemiyorum, kulaklıkla ilgili bir şey demek istemiyorum. Bir Pirana bilekliğimiz var arkadaşlar. Bunda da kalp ritmi ölçme, titreşim, adım sayar, uyku takibi, mesafe, ıvır zıvır var. 60 liraya almışız. Powerbank ile şarjı taktım. Gördüğünüz gibi şu an şarj oluyor. Bu bir 5-10 dakika olsun. Bu konuya döneceğiz. Şu an arkadaşlar açayım. 0 kilometre yürümüşüz. Şöyle kaydırabiliyorsunuz bu zemin üzerinde. Kalp ritmimi ölç bakayım, nasıl ölçeceğim. 65'miş şu an. Apple Watch'la bir karşılaştırmak istiyorum. 69 diyor. 71. Apple Watch'ta 79 diyor. Çok hayati bir farklılık yok, olabilir. Çünkü Pirana tam takılı değil koluma. Muhtemelen takılı olsa aynı sonuçları verir. Bakalım suya dayanıklı mı? On off diyor şu an. On kardeşim, on. Lan on. Kapandı. Aa, geldi geri. Evet, şu an bir sıkıntı yok abi. Ya bunun Mi Band 3'ü var. Onu tercih edebilirsiniz. O da yukarıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz kendisine. Oğlum bunlar da yememiş için Pirana almışız. Bir şey söyleyeceğim. Ha. Bu aynı zamanda bir müzik aleti. Bluetooth hazır. Ses sonda mı onun? Burada bir ses açma kısmı yok. Basın tut bakalım. Maksimum ses. Arkadaşlar ses maksimum bu kadar çıkıyor. Biraz laf ettik ama fiyatı 39.95'miş. Şimdi bilgisayarımı getirdim çünkü mouse aldık. Of, güzel mouse değil mi ya? Logout be. Nasıl abi hissi falan? Çok güzel. Vallahi arkadaşlar bir de bu yazıcıyı aldık. Yazıcımız Canon E414 serisi. Şimdi tabii ki de A101'e o hamleyi yapıyoruz. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bu yazıcıyla BİM logosu basıyoruz. Bakalım nasıl olacak. Bastır Çağdaş. Yazdırdım. Yazdır gitsin. Sayın A101 yetkilileri. Aha. Kardeşim nasıl oldu? Ya biraz kırmızı soluk da belki kartuşumdan olabilir, başka bir şeyden olabilir. Şimdi arkadaşlar A101'den almış olduğumuz yazıcının fotokopi basma özelliği var. Gördüğünüz gibi daha zedeli. Bu da zedeli bu arada. Bu da sütten çıkmış ak kaşık değil. Kapatıyorum bu sefer. Black. Bu da bir fotoğraf baskısı arkadaşlar. Lütfi'nin şakası oldu. Bir daha basıyorum siyah beyaza. Bana soracak olursanız tez basımı, üniversiteye yönelik bir ödev bununla olmaz. Ama böyle hayati durumlarda işinize yarar. Arkadaşlar hava çok sıcak, tatlı bir yaz yağmuru başladı. Onun eşliğinde ben BİM torbasını da döküyorum. Daha öncesinde biz yapmıştık bunun incelemesini zaten. Trust oyuncu mouse'u ve mousepad'i. İndirimde diye aldım ben onu. Herhalde bu artık ölümüne indirimde abi. Hani çiz kaybetmeden şok torbasına gelelim. Şurada bir navigasyon cihazı var arkadaşlar. 89.90'dı fiyatı. Şarjlı bir olay değil, o yüzden arabaya gidiyoruz. Bir deneyelim bakalım. Evet, navigasyon cihazımız açıldı. SD kart yuvası var arkadaşlar. Yılan var lan, dur. Bu böyle oynanmaz. Bu oyunu yalandan koymuşlar, bir işe yaramaz. Normalde ticarilerde gördüğümüz navigasyonlara benziyor da. Ne yaptı yani şu an? Neredeyiz abi biz? Arkadaşlar birkaç deneme yaptık. Yalnız klavye hiç kullanışlı değil. Kesinlikle arabada insanı delirtir. Yok abi, hiçbir şey yok. Arkadaşlar şimdi geldik kamera. Bunu ben şarja taktım. Kutusu buydu. 119 liraya aldım. Şu an mesela kayıt yapamıyoruz. SD kart istiyor. Ama şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Beyaz beyaz değil, yeşil yeşil değil. Şöyle yeşile tutayım. Patlıyor zaten abi. Evet. Özellikleri falan filan yazıyor ama arkadaşlar iş yapmaz. 120 lira verilmez. Bu videomuzda sizlerle birlikte son dönemlerde oldukça sık yapılan şu A101, BİM, Şok, Ahmet, Mehmet teknolojik indirim ürünlerinin hepsini toplamaya çalıştık. Toplamda şöyle bir masaya çıktık arkadaşlar. Bana soracak olursanız burada aldığımız ürünler içerisinde en kullanışlı olanı şu motordu. Yalnız BİM'de bu 1500 lira mı 1600 lira mı bir şey satılacak. Şunu da söyleyeyim, her bayiye bir tane verilecek. Madem bir indirim yapacaksınız, madem bir ürün getireceksiniz, en azından mağaza başına 10-15 tane ürün göndererek insanların da kalbini daha fazla kazanabileceğinizi düşünüyoruz. Şu haliyle çok anlamlı değil. Arkadaşlar videomuzu bitirmeden önce sizlere War of Clans'ı tekrar hatırlatmak istiyorum. Açıklama kısmında indirme linklerini bulabilirsiniz. Oyuna başlayın ve
200 bonus altınızda bir an önce kapın diyorum. Artık video içeriğimizin sonuna gelmiş olduk. Sizler de videomuzu beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonuna basmayı ve kafanıza takılan herhangi bir şeyi bizlere yorum bölümünden sormayı unutmayın. Başka bir Web Tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Her iki yanımda durmakta olan bağlantılara tıklayarak bambaşka Web Tekno videoları izleyebilirsiniz. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.